Baba, ne oldu boşanma işi? Okulda meraktan çatladık valla. Aynen, çok merak ettik. Ya kaç defa söyleyeceğim size çocuklar? Aynen, evet anlamında kullanılmaz. Aman Tuna, yeni mi şimdi? Yeni görür. Yani öğrenecekler bunu. Ya Türkçe kurallarını öğrenecek benim çocuklarım. Size Türkçe dersi vereceğim. Valla sinirimi bozuyorsunuz yani. Tamam tamam, dakika ve koyalım. Şu dil bilgi istersen önce hani sonucu söyleseniz. Evet. Ben söyleyeyim. Haluk amcanızla Meltem ablanız boşanmadı. Oley be. Oh, tamam süper. Sevindiniz mi? Sevindik de. Uy, canım benim, canım. Evet, pastamız da hazır. Bak Tuna. Gönül, süper olmuş ya. Aa, ne yapıyorsun? Dur. Onu niye ediyorsun ya? Ben Meltem'le Haluk'a yaptım bunu. Dün güzel bir şekilde götürelim. Çok güzel olmuş, doğru. Vallahi benden bile güzel yapmışsın diyebilirim yani. Ne demek o şimdi? Ben pasta yapamaz mıyım Tuna? Yaparsın, yaparsın da hani bu evde biri pasta yapacaksa o da benim Gönül. Yani benim kadar dediğim için hani benden daha iyi yapamazsın anlamında. Yani o anlam benim... Aman tamam tamam Tuna, bırak şimdi o öylesini böylesini lafları. Yine dolandırmaya başladın lafı. Şöyle aylardan sonra bir rahatladık, ferahladık. Arkadaşlarımızla güzel bir kutlama yapalım. Hadi evet gel. Ya gidelim vallahi ya. Biraz şöyle gidelim, yanlarına girelim. Yeter baş başa kaldılar değil mi? Evet. Alalım pastamızı gelin merhaba. Vallahi süper yapmışsın. Elleme yalnız pastayı. Biraz kremasını şey yapmışsın galiba ama. Güzel, güzel yani. Fena değil. Gel. Merhaba Haluk, nasılsın? Ne var ne yok? Sana kutlama pastası getirdik. Meltem nerede? Arkadaşlar, kutlayacak bir şey yok. O yüzden pastaya gerek yok. Ne demek kutlayacak bir şey yok? Ben hiçbir şey anlamadım yani. Dominal teyze, biraz yalnız kalmak ve kafamı dinlemek istiyorum. Meltem nerede? Meltem! Meltem! Meltem nerede? Meltem yok. Ne demek Meltem yok ya? Nerede? Meltem bavulunu aldı ve gitti. Bavulunu aldı gitti mi? Nereye gitti ya? Anlamadım ben. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek Haluk Allah aşkına ya? Dur ben arıyorum şimdi. Ya arkadaşlar ben biraz kafamı dinlemek istiyorum müsaade ederseniz. Tamam Haluk bir sakin ol şimdi nereye gittin sen bilmiyorsan biraz sonra Gönül öğrenir nasıl olsa. Yok açmadı. Açmadı mı? Ne yapacağız peki? Hadi. Haluk. Konuşmak istemediğine emin misin? İstersen gel oturalım biraz yok, dertleşelim hadi. Yok yok eminim eminim sonra konuşuruz hadi. Nasıl ya? Hadi Tuna gidelim o zaman bizi yalnız bırakalım. Hayır Gönül lütfen niye gidiyoruz canım gitmiyorum ben burada kalıyorum arkadaşımı yalnız mı bırakacağım canım, şimdi ya? Canım Tuna şu anda konuşmak istemiyor niye ısrar ediyorsun hadi gidelim hadi. Sonra konuşuruz. Hadi. Bak Haluk gidiyorum ama yani bu öyle gitmek değil yani. Bir şey olduğu zaman ara beni mutlaka tamam mı? Yani ben seni koçun sayılırım yani tamam. Hadi Tuna hadi, tamam. Öyleyim hadi, yani. Hadi gel gel. Meltem'den haber alırsan da haber ver tamam. Ne varıyorsun Tuna? Sen de bir aile misin? Tanıyorum hayatım. Aa, merhaba Emine. Merhaba. Hiç girme Emine. Ha şey tabii normaldir tabii. Yalnız kalmak istiyorlar böyle romantizm falan değil mi? Hmm. Yok romantizm falan değil. Sadece Haluk var zaten. Aa nasıl yani? İşte öyle Meltem yok. Ya yok işte yani şu anda yalnız kalmak istiyor. Yani beni bile istemedi yanına. Düşünün en yakın arkadaşını ya. Evet. Meltem Hanım nerede peki? Bilmiyoruz nerede olduğunu Meltem'in. Hadi sen de evine git, sonra haberleşiriz, tamam mı? Hadi. Ne yapalım? Hadi. Önce biz çıkalım, sonra seni çıkalım. Ya hiç iyi etmedi bu kadın ya, hiç iyi etmedi ya. Okumadı Meltem mesajlarını daha. Haluk da okumadı. Niye Haluk'a mesaj atıyorsun? Niye? Adam yalnız kalmak istiyorum dedi, niye üstüne varıyorsun? Merak ediyorum Gönül. Merak ediyorum mesaj atıyorum. Sen de merak ediyorsun Meltem'e mesaj atıyorsun. Ne var yani? Aynı şey mi bu? Meltem ortalıklarda yok. Haluk aşağıda gördük işte. Biraz kafamı dinleyeceğim dedi adam. Aslında doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. Ay bir ses çıkmazsa gideriz aşağı konuşuruz. Sohbet ederiz. Ay şimdi mesaj yazmanın bir anlamı yok ki. Sonra gideceğiz ama bak söz.
Tamam ama sen mesaj atmayacaksın. Ver şu telefonunu bana. Niye vereyim canım? Ver diyorum. Allah Allah, özel hayata niye saldırı yapıyorsun Gönül? Niye vereyim telefonumu? İyi verme, doğru söylüyorsun. Tamam kalsın sen. Tamam atma bana. Tamam vermeyeyim. Tamam ben atmayacağım, vermeyeceğim de. Allah Allah, benim telefonum. Okudu mu diye bakıyorum Gönül. Mesaj atmadım yani. Attığım mesajı okumadı, okumadı da. Açmıyor telefonunu. Ay herkesi aradık. Tuna, kimse bir şey bilmiyor. Ben de Haluk'a mesaj attım. Hiçbir cevap yok. Haluk'a niye mesaj atıyorsun? Biraz önce yanındaydık. Adam yalnız kalmak istiyorum dedi. Niye böyle baskı yapıyorsun adama? Gönül, belki benimle özel bir şey konuşmak istiyor. Belki senin yanında konuşmak istemedi. Ben onun en yakın arkadaşıyım ya. O yüzden hani erkek erkeğe oturacak. Belki bana içine dökecek. Yani o açıdan attım Tuna, mesaj. Böyle üstüne vardın adamın. Bırak yalnız kalsın adam biraz. Ya olacak şeydi. Yani aklıma geldikçe deliriyorum ya. Ya baba, bu kadar enteresan bir vaziyet oldu yani. Gitti Haluk orada açık açık böyle fıstık gibi söyledi ya. Ben dedi karımsız yaşayamam dedi ya. Ben Meltemsiz yaşayamam dedi. Meltem'in yaptığına bak yani. Olacak şey mi ya? Ya yemin ediyorum Haluk'un böyle bir şey yapması deveye hendek atlatmaktan daha zor. Yani Haluk resmen hendek atladı yani. Bak ne güzel metafor oldu. Yani Meltem bavulunu toplayıp gittiyse bunun altında bir sebep var kesin. Yani Meltem'i tanımıyor musun sen canım? Mantıksız bir şey yapmaz ki o. Ne olabilir ki yani? Yine girdiler birbirlerine, kavga ettiler işte. Böyle bir rezillik oldu yani. Bence bu öyle bir gidiş değil Tuna. Eğer ben Meltem'i tanıyorsam, bu gidişte başka bir sebep var bizim bilmediğimiz. Ben sana söyleyeyim. Ne olabilir ki Gönül? Bilmiyorum. Çıkacak ortaya. Ne göreceğiz. Peki ya? Göreceğiz, bekleyeceğiz. Ama bir enteresan bu durum. Tuna. Hı? Ben bu Haluk'u merak etmeye başladım artık. Al benden de o kadar. Vallahi ben de çok merak ediyorum Gönül. Cevap yazmadı değil mi sana? Ne cevap yazması Gönül? Mesajlarımı görmedi bile yani. Bana bak. Yoksa... Aklına kötü şeyler getirme Tuna. Aa, gidelim bir bakalım konuşalım nedir yani? Doğru söylüyorsun. Yeteri kadar yalnız kaldı. Dinleyecekse kafasını dinledi artık ya. Abi bence de gidelim artık yani. Buraya kadar geldi Gönül ya. Ya artık yalnız kalmasın zaten yani. Aha. Ne olur ne olmaz. Ben börek yapmıştım, onu da alayım. Keyfi yerine gelir. Tamam, şimdi tamam. Sever o börek. Kıymalı yaptın değil mi sen? Evet. Tamam. Çalıyorum Tuna. Çal. Açmıyor. Merak etmeye başladım ben artık Tuna. Ben ya sana söyleyeyim. Haluk! Haluk! Haluk açsana kapıyı! Allah Allah. Bunda bir saçmalık var Tuna. Yani uyuyorsa da uyanması lazım bu kadar gürültüye. Haluk açsana kapıyı ya. Buyurun Haluk Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın böyle çat kapı geldim ama. Yok yok hiç sorun yok. Meltem Hanım'ın eşi olduğunuzu öğrendim. Tamam hiç problem değil. Meltem buraya geldin mi bugün? Evet geldi. Ha. İyi misiniz? Bir sorun mu var? Yok yok ben gayet iyiyim. Bir sorun yok. Şimdi Meltem'i merak ettim, ettik. O yüzden böyle hani buraya geldi mi, size bir şey söyledi mi diye merak ettim ben. Haluk Bey, öncelikle bir sakin olun. Takdir edersiniz ki size Meltem Hanım'la konuştuklarımı anlatamam. Ama hani şunu söyleyebilirim ki endişelenmenize hiç gerek yok. Meltem Hanım gayet iyi. Ve ne yaptığını çok iyi biliyor. Anladım ama yani böyle haber vermeden böyle hani bir yerlere mi gitti ya da nereye gitti, nerededir, ne yapar hani o yüzden merak ettik yani. Haluk Bey lütfen Meltem Hanım aklı başında sağduyulu bir kadın. İçiniz rahat olsun. Sadece biraz yalnız kalmak istiyor. Yani şimdi ya ben böyle duygularımı çok rahat ifade edemiyorum kusura bakmayın. Ben şaşırdım. Anlıyorum hissettiklerinizi şaşkın olmakla tarif ediyorsunuz. Yani bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadınız Meltem Hanım'la. Evet yaşamadık. Yani biz Meltem'le öyle
birbirimize çok benzemeyiz. Böyle çoğu zaman kedi köpek gibi birbirimizi yeriz. Ondan sonra anlaşamadığımız konu çoktur. Ama yani hiç böyle olmamıştı. Yani nasıl anlatayım? Ya Meltem bir gün geldi ve dedi ki ben ayrılmak istiyorum. Ben de hani bir şey demedim, peki dedim. Fakat sonra böyle bir şey oldu. Böyle bir her şey Arap saçına döndü. Yani üstüne üstlük bir de hayatımda biri olduğuna inanıyor. Ki Meltem beni çok iyi tanıyor. Yani öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyor olması lazım. Ama bir şekilde ona inanıyor. Yani anlayamadım yani. Peki Haluk Bey, anlıyorum da Meltem Hanım'la açık açık konuştunuz mu? Vallahi bu sabah evi terk etmeden önce konuşacaktık. Ama konuşamadık. Dinlemedi. Gitti. Tamam. Neyse bir şey duyarsanız haber verin. Tamam sağ ol, hadi. Ya kusura bakmayın, açmam gerekiyordu. Önemli değil. Meltem Hanım'dan haber yok galiba. Yok maalesef. Yani gören duyan olmamış. Bekliyoruz. Haluk Bey, bu süreci atlatmak için acaba siz de biraz akışına mı bıraksanız? Bırakın olaylar sizin dışınızda gelişsin. Siz sadece seyredin. Bakalım neler olacak. Vallahi olaylar böyle benim dışımda geliştiği için bugün bu haldeyiz. Benim Meltem'i karşıma alıp konuşmam lazım. Şu an Meltem Hanım'ı bulsanız bile konuşmanız umduğunuz gibi geçmeyebilir. O sizi anlamak istediği şekilde anlayacak. Ama yani ben de böyle oturup bekleyemem. Yani benim bir şeyler yapmam lazım. Ben öyle bekleyebilen biri değilim öyle. Yani onu bulmam lazım. Tabii ki siz bilirsiniz yani. İçinizden nasıl geliyorsa öyle yapın. Ama ben size bir süre yalnız kalmanızı ve kendinizi dinlemenizi tavsiye ederim. Eminim bu geçen zaman hem size hem Meltem Hanım'a çok iyi gelecek. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yok. Ben de çıkıyorum şimdi. Çıkıyorsun. Hı hı. Ya bu ne lavarlık ya? Bu şirkette kimse çalışmıyor herhalde. Canım benim, bizim işimiz sürekli burada değil. Yani dışarıda toplantılarımız oluyor, şantiyeye falan gidiyoruz. Çok meraklıysan sen kal burada. Yok yok, gidin. Gidin, hatta hiç gelmenize gerek yok. Zaten bir şirketin veliahtı başında durabilir, değil mi? Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ben şimdi çıkıyorum. Burası sana emanet, tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Bay. Bay. Alo Arda Bey, yine ben. Ben çıkıyorum. Tutku Hanım. Uy. Herkes nerede durdu? Babacığım, herkesin acilen bir işi çıktı. Ben kaldım burada ama hiç merak etme. Her şey kontrol altında. Uluşa, sana şirket teslim edilir mi? Kafayı mı yedin sen? Kalbimi kırıyorsun ama baba. Uluşam, ben senin baban değilim da. Anlamayı mısın ya? Ben senin baban değilim. Haklısın İsmail Bey. Yani haklısınız İsmail Bey. Benim iş yerimizde daha profesyonelce davranmam lazım. Yani nüfusumu kullanmamam lazım. Oy Allah'ım, kurban olayım, sana sabır ver bağda. Ulan kaldırıp bir vuracağım seni, yere patlayacaksın ha. Amin efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ya kusura bakmayın, yani sizi de buraya kadar yordum. Olur mu öyle şey, rica ederiz. Önemli değil ki. Ben Meltem'e ulaşmaya çalışıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Mahkeme yaklaşma yasağı falan mı koydu? Yok canım, olur mu öyle şey? Ne alakası var? Ama benim bir şekilde onunla mutlaka konuşmam lazım. Sabah ben de aradım ama ulaşamamıştım. Tekrar deneyeyim. Çalıyor ama açmadı. O bana döner.
Peki nereye gitmiş olabilir? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir şey söylemedi. Ben de bilmiyorum. Eğer konuşursanız mutlaka onunla konuşmam gerektiğini söyler misiniz? Çok önemli. Tabii tabii. Merak etmeyin. Haber veririz. Mutlaka söyleriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halim.